herkese merhabalar. Her hafta birbirinden farklı güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da bayram haftası dolayısıyla Sebahat Tosun ablamızın yanına geldik ve bize çok güzel bir yufkalı kadayıflı sarma yapacak. Merhabalar Sebahat teyzeciğim. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bizleri evine kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bayramın da şimdiden mübarek olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bize gelin, ben size bayram için çok güzel bir tatlı yapacağım dedin. Yufkalı, evet, kadayıflı sarma tatlısı yapacağız. Evet, evet, aynen öyle. Ona başlamadan önce seni biraz tanımak istiyorum Sebahat teyzeciğim. Ben Sebahat Tosun. 3 tane çocuğum var. İkisi kız, biri erkek. Allah bağışlasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama çocuklarımın biraz hasretini çekiyorum. İki kızım İzmir'de kurup etti. Oğlum şu an yanımda ama çalışmaya başlayınca, evet, çalışmaya başlayınca o da büyük bir ihtimal gidecek yani. Torunlarınız falan var mı? Aa, evet, 3 tane torunum var. İkisi büyük kızımdan, ikisi erkek. Aren ve Alp. Maşallah. Küçük kızımdan da bir tane erkek, o da erkek. Atilla. Onlara da böyle güzel tatlılar yapıyor musunuz? Ay evet, çok zaten onları ben büyüttüm sayılır. Şimdi büyük torunum bu sene ilkokula başlayacak. Maşallah maşallah. Öbürleri biraz daha küçük. Eşiniz burada? Evet, eşimle beraber, oğlumla beraber burada yaşıyoruz. Eşim emekli asker. Onun için emekli olunca geldik memleketimize, yerleştik. Başka yer hiç düşünmedik. Aksaray'ın yerlisisiniz. Aksaray'ın yerlisiyim. Evet, güzel ailesindenim. Eşim de Sultanahmet kazasında, ilçesinden. Bugün yani bizlere yufkalı kadayıf sarma yapacaksınız. Bayramlarda hep tercih ettiğiniz bir tatlıdır değil mi? Herkes de sever bu kadayıfı. Evet, çok sever. Aslında baklava da yapardım da virüs dolayısıyla biliyorsunuz fazla gelenimiz olmayacak, ziyaretçimiz olmayacak, biliyoruz ki bunu kesin. Onun için şöyle bir kolay bir şey yapalım dedik. Bu kolay ama çok nefis. Çok güzel tadı oluyor. Hafif. Hafif bununla ve siz püf noktalarını vereceksinizdir inanıyorum. Siz de tamam, yıllardır yapıyorsunuz bu işi. Evet. Mutfağınızda da gerçekten beceriksiniz, el işiniz olarak da. Sebahat teyzeciğim, şimdi hangi malzemeleri kullanacağız istersen seyircilerim için bir sayalım. Tamam. Baklavalık yufka. Baklavalık yufka kullanacağız. 8-10 tane gider aşağı yukarı. Yarım kiloya yakın kırılmış kadayıf. Tarçınlı dövülmüş, çekilmiş ceviz, tereyağı. Tereyağını erittin sen. Ha, daha tereyağı. Bunun üçünü harman yapacağız şimdi. Yapmaya başlıyoruz tatlımızı, evet, efendim. Ya göz kararı oluyor bunlar. Sizin tabii eliniz alışmış. Ha, elim alıştığı ne için. Ne kadar koyacağınızı biliyorsunuz. Evet. Zaten kendini belli ediyor işte. Tereyağını eritmeden katsak olur mu? Olmuyor. Bunu mutlaka eritmek. Çünkü harmanlayacağımız için sıvı olması lazım. Eritip hatta da biraz da bak yakmam. Ha, koku versin diye. Koku versin diye. Çünkü tereyağını biraz yakmayınca koku olmuyor. Şimdi tereyağını ilave ediyorum. Aşağı yukarı 200 gram kadar falan tereyağı. Yapımı oldukça basit. Sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Bayram için misafirlerinize ikram edebilirsiniz efendim. Evet, teşekkür ederim. Tabii ki misafirlerimiz, sevdiklerimiz için yapıyoruz ki. Pişimi de çok zaten kısa sürede olacak değil mi? Hemen pişecek. Çok kısa, evet. Fırında pişecek. Evet, evet. Fırında pişecek. Kısa sürede pişer yani. Şerbeti de göstereceğim şimdi, şerbetini de. 3 bardak. Şerbetli bir tatlı olacak. Şerbetli tatlı, evet. Önemli olan buradaki karışımı sağlamaktır. Evet. Yaparken.
böyle yağını falan iyi alsın diye böyle göre göre harmanlıyorsun. Ki bir tarafı yağsız, bir tarafı şey kalmaz. Sebahat teyzeciğim, eski bayramlar nasıl geçerdi? Eski bayramlar unutulur mu? Hiç unutmuyoruz, evet. Biz 7 kardeşiz. Ablam evliydi. Hı-hı. Altımız evdeydik. Şenlikli bir bayram geçirdiniz. Şenlikli bir bayramdı. Bayramdan 2-3 gün önce babam bizi toptan götürürdü çarşıya. Kıyafet alırdı, ayakkabı şey. O günü ayakkabılarımızla, kıyafetlerimizle ölürdük. Yastığımızın altına koyardık. Sonra bayram önce baba şeyden gelince, namazdan gelince bir bayram kahvaltısı yapardık. Ondan sonra el öpme faslı başlardı. Kanabalıklarla olduğumuz için el öpme faslı başlardı. Ondan sonra yavaş yavaş misafirlerimiz gelirdi. Biz küçükler toptan arkadaşlarla, mahalle arkadaşlarıyla beraber komşulara bayram ziyaretine giderdik. Ne güzel, eskiden. Evet. Hep birlik beraber mi evet. vardı? Bayram harçlıklarımız olurdu. Her bayram birbirinden güzel geçiyor. Allah'ım tekrarına kavuştursun inşallah. Amin. Sağlıklı sıhhatli. Amin inşallah efendim. Sağlıklı sıhhatli. Bunu kurmasın diye böyle ıslak nemli bir tülbentin içine sarıyorum. Böyle kırmadan. Tekli mi aldık? İkili aldık. Tekli mi aldık? Tekli. Baklava yufkası kullanıyoruz efendim. Sorarken. Evet. Aslında el açması da güzel olur da ben işte biraz rahatsız olduğum için belim falan ağrıyor. Onun için bundan da çok güzel oluyor. Çıtır çıtır olacak. Evet. Çıtır çıtır. İsteyen hanımlar el açması da yapabilir. Ama pratik olsun hemen yapayım diyorsanız sizler de baklava yufkası hazır satılıyor. Her yerde temin edebilirsiniz. Benim gibi beli ağrıyan, rahatsız olan hanımlar hazır yufkayla da yapabilir. Hiçbir şeyi yok, sakıncası. Bunu böyle rura yapıyoruz. Aşağı yukarı iki parmak kadar kesildi. Yufkalarımızı sardık ve şimdi kesim işlemine geçiyor Sebahat teyzem. İki parmak kalınlığında kesiyorum. Evet. Kesiyorum şimdi. Hepsi bunu tepsimize dikine bir şekilde diziyoruz. Kesilmiş yerler yukarıda olacak. Çok artımlı bir tatlı bence. Fazlasıyla çıkar. Evet, kalabalık aileler için, yani misafiri çok olan için gayet ideal bir tatlı. Tavsiye ederim yani bayanlara. Yapımı da efendim oldukça basit, tekrarlıyoruz. Bayram sabahına kalkıp yapabilirler çünkü hemen tabii hazırlanır. Tabii ki her şeylerini akşamdan hazırlayıp bayram sabahı bile yapılabilir. Yalnız mesela bir hafta önce de yapılabilir. Sadece şerbetini dökmeyeceksin. Şerbetini dökmeden bir ay falan kalabilir bu. Pişmiş olarak. Pişmiş olarak? Pişmiş olarak bir ay falan durabilir. Hiç bayatlamaz. Sadece şerbetini dökmeyeceksin. Teyzem yufkalarını sardı ve şu an fırına göndereceğiz ama fırında onlar pişerken şerbetini hazırlayacağım demişti. Ne kadar şeker kullandık? Nasıl şimdi 3 bardak şeker kullandık. Toz şeker. 3 bardak da su koyacağım ben ona şimdi.
şerbetini kaynatacağız. Evet. Içerken. Şerbet kaynarken tatlımız da fırında pişecek. 2 3 Bir de burada limonlar, karanfil ve tarçın görüyorum. Evet. Birkaç tarçın, birkaç tane de karanfil, 2 dilim de limon. Bunu ocağımıza koyalım. Şimdi ocağımıza götüreceğiz. Daha sonrasında da tatlımızı fırına göndereceğiz efendim. Şöyle hafif şekerini karıştırıyoruz. Biraz erisin diye. Aroman güzel koku verdiği için bunları atıyorum içine ben. Aroması çok güzel oluyor. O kabuk tarçının, karanfilin kokusu evet. Şerbete geçecek ve tatlımıza evet, da evet. Çok güzel bir tat bırakacak. Evet. Koku bırakacak. Kalan yağımızı böyle üzerine gezdiriyoruz. Bütün hanımların bildiği gibi kadayıf ve baklava yağ ağırlıklı oluyor. Yağ olmadan olmaz. Olmuyor, evet. Yağımız da daha önce söylemiştik. Tereyağı kullanmış. Mis gibi kokuyor gerçekten. Pişince nasıl kokacak düşünemiyorum bile. Evet. Ellerine sağlık Sebahat teyzeciğim. Afiyet olsun, yiyenlere yarasın. Kaç dakika pişecek ortalama? Bu ortalama 15 dakikada pişer şimdi. Ya benim fırınım böyle olduğu için çabuk pişiriyor. Çabuk pişiriyor. Diğer ocağın fırınları yarım saatte falan pişiyor. Sıcak fırınımıza tepsimizi sürüyoruz. Aşağı yukarı 10-15 dakikada pişer şimdi. Şerbetimiz kaynadı ve soğudu. Şimdi şerbetini dökecek Sebahat ablam. Ilık olacak işte Sebahat teyzeciğim, değil evet. mi? Kadayıfımız biraz ılık, şerbetimiz soğuk. Mis gibi kokuyor gerçekten. Birazdan şerbetini çektikten sonra tadına da bakacağım sizler için. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Evet, çok güzel ve çok hafif bir tatlı oluyor. Sebahat teyzeciğim, istersen nasıl yaptık? En baştan bir seyircilerimize son kez anlatalım. Kadayıfımızı nasıl kullandık, nasıl sardık? Yarım kilo kadayıfımız vardı. Yarım kilo yakın kadayıfımız vardı. 200 gram falan cevizimiz tarçınla çekilmiş. Hı hı. Ondan sonra baklavalık yufkamız vardı. Baklavalık yufkamız vardı, 8-10 tane. Tereyağı, ceviz, kadayıfı harmanladık, yufkamızı açtık, yufkamıza serptik harmanladığımız yağlı kadayıfı, hı hı. Sardık, yaklaşık iki parmak genişliğinde kestik ve kesilmiş yerlerini çevirerek tepsimize dizdik. Ve fırına gönderdik. Çok kısa sürede de pişti zaten. Evet. Çok kısa şimdi bir sürede pişiyor. Bir 10-15 dakika daha bekleyelim ve tadına bakalım. Şerbetini çeksin. Sebahat teyzeciğim, şerbetini çekmiştir değil mi artık? Tadına evet. Bakabilirim. Evet. Bakalım. Değerli izleyicilerimiz, çok güzel kokuyor gerçekten. Enfes bir tadı olduğuna inanıyorum. O tereyağın, cevizin ve kadayıfın muhteşem karışımıyla yaptığı Sebahat teyzem, ellerine emeğine sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Herkesin beğeneceğini umarım. Evet, ben de sizler için şimdi tadına bakacağım. Yeterli Sebahat teyzeciğim. Ben hemen bir tanesine şöyle bakayım. Daha sonra devam ederiz. Evet, bu çıtır çıtır duyuyor musunuz sesi bilmiyorum. Harika bir çıtırtısı var. Baklava yufkası olmasından dolayı. Harika olmuş tadı. Afiyet olsun. Tereyağının
tarçının kokusu gerçekten harika. Ellerine, emeğine sağlık Sebahat Bey'cim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Şimdiden bayramın tekrar mübarek olsun. Bizleri evine kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim beni tercih ettiğiniz için. Sebahat Bey'cim, belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in bugün anısına size küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanın. Çok selamlarını da getirdik sizlere efendim. Çok teşekkür ederim Enver Bey'e. Bayramınızda çok teşekkür ederim. Onun da ben şimdiden bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. Güzel günlerde kullan inşallah. Bütün efendim. Müslüman kardeşlerimizi çok teşekkür ederim. Tam bayramlık. Güle güle. Vişne şurubumuza çok güzel yakışır. İyi günlerde kullan efendim. Çok teşekkür ediyorum. Reisimize Enver Bey'e siz de benden selamımı söyleyin. Başüstüne efendim. Çok teşekkürler. Belediye Başkanımız Enver Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onun da bayramını kutluyorum. Verdiği hediyeyi ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin çalışmalarında. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Bizler teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü Lezzet Avcısı'nın da sonuna gelmiş bulmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi bayramlar. İyi bayramlar.